Türkler tarihleri boyunca devletleriyle yürüyen bir millet olmuşlardır. Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular ve Osmanlılar tarihi seyirde kurulmuş önemli siyasi teşkilatlardır. Türk boyları bu teşkilatlanmanın ana unsuru ve taşıyıcısı olmuştur. İlgili boylar genel geçer ifadeyle Oğuzlar adıyla anılmaktadır. Oğuzlar adıyla anılan boy yapılanmasının Türk devletlerindeki yerini ilk kaynaklardan Bengü Taşlar ve Çin Yıllıklarından öğrenebilmekteyiz. Bu kaynaklar özellikle Göktürklerin ve sonrasında Uygurların Türk boylarıyla mücadelelerini göz önüne sermektedir. Boyların kendi aralarındaki mücadele ve gerilimi devlet denilen üst yapıyı etkilemiş hem devletin kurulmasında etkili olmuştur. Bu videomuzda Oğuzlara derin bir yolculuk yapacağız. Resmi tarihe hoş geldiniz. Oğuz adına ilk defa Göktürk kitabelerinde rastlanmaktadır. Kelimenin kökeni hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Bunlardan ok kelimesiyle en eski Türkçede çokluk eki olan Z'den oluşan okuzdan geldiği hakkındaki görüş en isabetli olanıdır. Göktürk kitabelerine göre Oğuzlar 9 boydan meydana gelmiş bir budundur. Bundan dolayı Tokuz, Oğuz diye de anılır. Bunlar Tula Irmağı'nın kuzeye dönerken yaptığı kıvrımın kıyısında oturuyorlardı. Göktürk hanedanından Kutlu Şahat ve Veziri Tonyukuk'un devleti yeniden kurmaya çalıştıkları sırada eski Türk yurdundaki en güçlü budun Tokuz Oğuzlardı. Hükümdarları Kaan ünvanıyla anılıyordu. Ancak Göktürkler zamanla Oğuzları kendilerine tabi kıldılar. Bilge Kaan devrinde Oğuzlar doğrudan doğruya ona bağlıydılar. 744'te Göktürk devleti yıkıldı ve yerini Uygur devleti aldı. Bunun üzerine Uygur hükümdarı Köl Bilge Kağan, Tokuz Oğuzların başbuğu tayin edilen oğlu da Moyençer ünvanıyla anılmaya başlandı. Moyençer 747'de babasının yerine geçti ve İl İtmiş Bilge Kağan ünvanını aldı. İl İtmiş Bilge Kağan'ın ilk yıllarında zaman zaman Tokuz Tatarlarla birlikte isyan çıkaran ancak Kağan'ın dirayeti karşısında başarı gösteremeyen Tokuz Oğuzlar, daha sonra 10 Uygurların yanında yer alıp Uygur devletinin dayandığı iki unsurdan biri haline geldi. Hatta Uygurların 840'te uğradığı felaketin ardından Doğu Türkistan'a yapılan göçe katıldı, orada da varlığını uzunca bir müddet sürdürdükten sonra adı duyulmaz oldu. Ancak Uygur tarihinde unutulmadılar. Tokuz Oğuzlar, Cami-ud Teravih'te Uygurların yanında 9 boyla birlikte anılmaktadır. Göktürk kitabelerinde Kürtigi'nin Yu töreninde Batı Göktürk Kağan'ını temsil eden iki elçiden birinin adının Oğuz Bilge Tamgacı olduğu bildirilmektedir. Batı Göktürk elini oluşturan 10 boya 10 ok denildiği ve 10 okların Çin kaynaklarına göre her biri eşit sayıda boya sahip olmak üzere iki kola ayrıldığı bilinmektedir. Oğuz elinde de boylar eşit sayılarda iki kola ayrılmakta, bu kollardan biri bozok, diğeri üç ok adını taşımaktaydı. Oğuz hükümdarlarının vekilleri Kül Erkin ünvanını taşıyordu. Batı Göktürk ve Doğu Göktürk kağanlarının ise yapkuları vardı. Yapku, derece itibariyle kağandan sonra gelen bir ünvan olup melik, kral demektir. Seyhun boylarındaki Oğuz elinin hükümdarları da yapku ünvanına sahipti. Bundan dolayı Oğuz yapkularının Batı Göktürk Kağanlarının Yapku ailesine mensup oldukları söylenebilir. Batı Göktürklerinin konuştuğu Türkçenin Doğu Göktürklerinkinden biraz farklı olduğu Çin kaynaklarında ifade edilir. Oğuzların Türkçesi de Isık Göl çevresiyle Kaşgar bölgesinde yaşayan Karahanlıların Türkçesinden farklıydı. Bu bilgilerden Oğuz elinin Batı Göktürklerine mensup olduğu ve Batı Göktürk Kağanlığının sona ermesi üzerine Batı Göktürklerini Oğuzların temsil ettiği anlaşılmaktadır. Eskiden beri Kara İrtiş boylarında yaşayan Karluklar, zayıf bir duruma düşmüş bulunan
Batı Göktürk Kağanlığı'nın varlığına kolayca son verdiler. Oğuzlar bu olayın ardından muhtemelen Halife Mehdivillah zamanında Maveraünnehir'e aşağı Seyhun boylarına geldiler. Bu bölgede daha önce Peçeneklerin yaşadığı ve Oğuzların onları buradan çıkarıp Yayık Irmağı'nın ötesine kadar sürdükleri tahmin edilmektedir. 190'da Emevilerin son Horasan valisi Nasr bin Seyyar'ın torunu Rafi bin Leys Maveraünnehir'de bir isyan çıkardı. Tarihçi Yakubi, Toguzguz diye andığı 9 Oğuzların Karluk ve Tibetlilerle birlikte Rafi'ye takviye kuvveti gönderdiklerini, Taberi de 205 yılında Üsrüşvane'ye bir akın yaptıklarını yazar. Abbas halifesi Memun'un 207'de Üsrüşvane'ye ordu gönderdiğinde bölgenin hakimi Kavus'un Oğuzlardan yardım istemesi bu tarihlerde Oğuzların aşağı Seyhun boylarında bulunduklarını göstermektedir. Horasan valisi Abdullah bin Tahir'in Maveraünnehir'e akınlarını sürdüren Oğuzlara karşı gönderdiği ordunun büyük bir zafer kazandığı kaydedilmektedir. Ancak seferin ne zaman yapıldığı konusunda kesin bir bilgi yoktur. Coğrafyacı İstahri'ye göre Oğuzların yeni yurdu Hazar Denizi'nden Seyhun boylarındaki Farab ve İsfijab'a kadar uzanıyordu. Hazar Denizi'nin doğu kıyısındaki Siyah Kuh adlı gayri meskun yarımada 10. yüzyılın başlarında bir Oğuz topluluğu tarafından iskan edilmiş, daha sonra bu yarımadaya Mangışlak adı verilmiştir. Müslümanlarla olan sınır güneybatıda Harizm'de Gürcaniye'nin kuzeybatısındaki Cid kasabasından başlıyor, Aral Gölü'nün güneyindeki Baratekin'de sınır kasabalarından sayılıyordu. Maveraünnehir'de sınır Buhara'nın kuzeyindeki çölden başlayıp İsfijab bölgesine kadar gidiyordu. Seyhun'un sağ kıyısında Karaçuk Dağları'nın eteğinde Yesi'ye bir günlük mesafede bulunan Savran, Müslümanların Oğuzlara karşı sınır şehriydi. Seyhun Irmağı Savran'dan az ileride Oğuz ülkesine giriyordu. İstahri Oğuz ülkesinin kuzey sınırını İdil Irmağı'nın meydana getirdiğini söylemekte, Çağdaş Bizanslı müellif İmparator 7. Konstantinos Porpiro Genitus da İstahri'yi teyit etmektedir. Ancak İbn Fadlan 921 yılında Bulgar ülkesine giderken Cim Irmağı'nın ötesinde Oğuzları görmemiş, buna karşılık Yayık'ın batısında Peçeneklerle karşılaşmıştı. Aşağı Seyhun'la Aral'ın kuzeyindeki çöl bölgesine bazı coğrafyacılar Oğuz Çölü adını verdiler. Oğuzlarsa bu bölgeye Karakom demekteydiler. Oğuz bölgesinde Bozkır Seyhun Irmağı'nın ağzından doğuya doğru giderek Savran'a yaklaşmakta, daha sonra ırmağa paralel biçimde İsfijab'ın kuzeyine kadar giden Karaçuk Sıra Dağları başlamaktaydı. Destanlarda ve tarihi eserlerde Oğuzların dağlar olarak anılan Kazgurt ve Kazılık da Karaçuk Sıra Dağları'nda bulunmaktaydı. 10. yüzyıl kaynaklarında Nehrüşşaş adıyla kaydedilen Seyhun Irmağı, daha sonraları Ab-ı Benaket ve Ab-ı Hucent gibi şehir isimleriyle anılmıştır. Oğuzların sadece Öz dedikleri bu akarsuya Müslüman alimler Seyhun, Amuderya'ya da Ceyhun adını vermişlerdir. 10. yüzyılda Oğuz Devleti'nin baş şehri Seyhun ağzının yakınlarındaki yeni kentti. Onuncu yüzyıl başlarında Oğuzların çoğu göçebeydi. Bahar gelince kuzeydeki Karakom'a ve kuzeybatıdaki yaylalara göç ediyorlardı. Kış yaklaşınca da aşağı Seyhun boylarına dönüyorlardı. Yapku unvanını taşıyan Oğuz hükümdarları kış mevsiminde yeni kentte oturuyorlardı. Oğuz ülkesindeki Cent ve Huvare şehirleri de Yapkuların idaresindeydi. Bu üç şehirde Müslümanlar da yaşıyordu. Kaşgarlı Mahmut, Sapran, Karaçuk, Sunak, Karnak ve Sütkün'ü Oğuz şehirleri arasında sayar. Oğuzların Kaşgarların bahsettiği devirden sonra yeni şehirler kurdukları görülmektedir. Bunlardan biri de Barçınlı kenttir. Oğuz şehirleri Seyhun'un akış yönünde olmak üzere şöyle sıralanmıştır. Sütkün, Yesi, Karaçuk, Savran, Sunak, Özkent, Barçınlı kent,
Eşnas, Cent ve Yenikent. 10. yüzyıldan itibaren aşağı ve orta Seyhun bölgelerinde iktisadi hayat gittikçe gelişti ve 11. yüzyılın başlarında ileri bir seviyeye ulaştı. Bunun tabii bir sonucu olarak bu bölgelerde şehir hayatı gelişme gösterdi ve yeni şehirler kuruldu. Oğuz şehirlerinde yapılan arkeolojik araştırmalarda yüksek bir maddi kültürün izlerine rastlanmaktadır. Bu dönemde Oğuzlardan büyük bir kitle yerleşik hayata geçti. Bu konuda en büyük etken şüphesiz onların İslamiyet'i kabul etmeleri olmuştur. Oğuz şehirlerinin çoğunda Maveraünnehir'in yerli unsurları da yaşıyordu. Yerleşik Oğuzlar genellikle göçebelerin siyasi faaliyetlerine ve göçlerine katılmayıp Moğol istilasına kadar şehirlerde oturdular. İstila sırasında İran'ın Horasan bölgesine kaçtılar. İran'ın istila edilmesi üzerine Anadolu'ya geldiler. Horasan'a bağlanan bu gelişin hatırası Anadolu halkı tarafından zamanımıza kadar yaşatılmıştır. 10. yüzyılın başlarında Oğuzların iktisadi faaliyetleri göçebe hayatının gereği olarak hayvan yetiştiriciliğine dayanıyordu. Bu sebeple servetlerini koyun, at sürüleri, develer teşkil ediyordu. Oğuz subaşısı İlduan oğlu Etrek 921 yılında Abbasi elçilik heyetine verdiği şölende koyun eti ikram ettiği gibi kendi akrabaları ve halkı içinde koyun kestirmişti. Oğuz destanları Oğuzların diğer Türk boyları gibi deve eti ve at eti yediklerini göstermektedir. At eti muhtemelen her zaman değil, özel günlerde yenilmekteydi. Oğuzların Müslüman olduktan sonra umumiyetle at eti yemekten vazgeçtikleri anlaşılmaktadır. Oğuzlarla komşuları olan Müslüman kavimler arasında canlı bir ticari faaliyet mevcuttu. Oğuz ülkesinden geçen en önemli ticaret yolu Harizm'den İdil Havzası'na giden yoldu. İbn Fadlan Bulgar ülkesine giderken Oğuz yurdundan 5000 kişilik bir kervan içinde geçmişti. Oğuzlar barış zamanlarında ticaret maksadıyla Harizm'de Cürcaniye ve Barateyn şehirlerine Maveraünnehir'de Savran'a gidiyorlardı. Oğuzların başlıca ticaret malı koyundu. Maveraünnehir ve Horasan halkı et ihtiyacını Oğuzlar ve Karluklardan satın aldığı koyunlarla karşılıyordu. Onuncu yüzyıl başlarında Oğuzlar geleneksel dini inanışlarına bağlı bulunuyordu. İslam aleminde Türklerin Allah fikrine sahip oldukları ve bunu Tanrı adıyla ifade ettikleri veya Ulu Bayat dedikleri biliniyordu. Fakat Oğuz din adamlarının Tanrı'nın sıfatlarıyla ilgili tasavvurları hakkında kesin bilgi yoktur. İbn Fadlan Oğuz ülkesinde ne bir mabet gördüğünden ne de bir din adamıyla görüştüğünden bahseder. Bununla birlikte Oğuzların bilge kişilerinin bulunduğu, tabiplik yapan, geleceğe ait keşiflerde bulunan bir teşebbüsün uğurlu olup olmayacağına hükmeden, dini törenlere başkanlık eden, bu kişilere büyük saygı gösterdikleri bilinmekte ancak onlara ne ad verildiği konusunda bilgi bulunmamaktadır. Oğuzlar ölülerini elbiseleri ve diğer şahsi eşyalarıyla birlikte gömüyor, gömme işi bittikten sonra atlarını keserek yiyorlardı. Bu adet bütün Türk kavimlerinde görülen yu aşı veya ölü aşı geleneğiydi. Oğuzlar yakın akrabaları da olsa hastalanan kimselerin yanına yaklaşmazlardı. Oğuzlarda kalın verme geleneği yaygın. Evlenecek gençler ok atar ve okun düştüğü yere çadır kurarlardı. Milli yemekleri diğer bazı Türk boylarında olduğu gibi tutmaçtı. Oğuzların 10. yüzyılda yüz şekillerinin diğer Türk kavimlerininkinden ne derece farklı olduğu bilinmemektedir. Bu konuda en eski kaydın yer aldığı Cami-i Teravih'te Oğuzların yüz şekillerinin önceleri diğer Türklerinki gibi olduğu, Maveraünnehir'e geldikten sonra buradaki hava ve suyun tesiriyle Taciklere benzemeye başladıkları belirtilir. Oğuzlar sakallarını kesiyor, bıyık bırakıyor ve bütün Türkler gibi saçlarını uzatıyorlardı. Yaşadıkları hayat tarzı ve çetin tabiat şartlarının etkisiyle oldukça sert mizaçlıydılar. Savaşçı olmak başlıca faziletlerinden biriydi. Namuslu, dürüst ve konuksever,
büyüklerine son derece bağlı ve saygılıydılar. Konuştukları Türkçe, Türk lehçelerinin en zarifi sayılıyordu. Onuncu yüzyılın ilk çeyreğinde Sütkent'te İslamiyet'i kabul etmiş kalabalık bir Türk topluluğunun yaşadığı kaydedilmektedir. Bu topluluğun Oğuzlardan oluştuğu konusunda şüphe yoktur. Yine aynı dönemde Farab, Kence ve Şaş arasında Oğuz ve Karluklardan İslamiyet'i kabul etmiş, bin çadıra yakın bir topluluğun yaşamakta olduğu bilinmektedir. Tarihçiler, 349 yılında 200 bin çadırlık bir Türk topluluğunun Müslüman olduğunu bildirirler. Bu Türk topluluğu Karahanlı Hanedanı'nın hakim bulunduğu yerlerdeki Yağma, Karluk, Çiğil, Tohsı ve diğer Türk kavimlerinden oluşmaktaydı. Oğuzlar arasında da 10. yüzyılın ikinci yarısında İslamiyet'in epeyce yayılmış olduğu anlaşılmaktadır. Son Samani emiri İsmail bin Nuh'un Mavera-ün-Nehri Karahanlıların elinden geri almak için giriştiği faaliyetler sırasında Oğuz Yapkusu'nun yanına giderek onunla ittifak yaptığı, dünürlük kurduğu ve Yapkun'un daha sonra Müslüman olduğu kaydedilmektedir. Orta Asya'da İslamiyet'i ilk kabul eden Türk kavmi Balasagun'la Mirki arasında yaşayan Türkmenler olduğu için Mavera-ün-Nehir Müslümanları Oğuzlardan Müslüman olan zümrelere Türkmen adını vermişlerdir. Biruni'nin sözleri de bunu teyit etmektedir. Gerdizi ve Beyhaki gibi Gazneli tarihçilerde Oğuzları Müslüman Türk anlamında Türkmen adıyla anmışlar. Buna karşılık Yakın Doğu müellifleri onlardan Guz diye söz etmişlerdir. Oğuzların kendilerine verilmiş olan Türkmen adını uzun bir süre benimsemedikleri, Türkmen'in 13. yüzyıldan itibaren Oğuz'un yerini almaya başladığı bilinmektedir. Oğuzların ve genellikle Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinde Müslümanlarla aralarındaki ticari münasebetlerin önemli bir payı vardır. Ayrıca kendi şehirlerinde oturan Müslüman komşularından İslam dininin esaslarını öğrenmekteydiler. Şeyh ve dervişlerin irşat faaliyeti de bu konuda büyük rol oynamıştır. Başında Yapku unvanlı hükümdarların bulunduğu Oğuz Yapku Devleti, 10. yüzyılın birinci yarısında bağımsız ve güçlü bir devletti. Cami-i Teravih'te Oğuzların destani tarihleri anlatılırken, birçok Yapku'nun da adı kaydedilmekte, bazılarının kayı boyundan olduğu söylenmektedir. Fakat diğer kaynaklarda bu Yapkulardan hiçbirinin adı geçmemektedir. Yapkuların en yüksek iki görevlisi Külerkin ve Subaşı'dır. Kül Erkin Yapku'nun vekili, subaşı ise ordunun kumandanıdır. Oğuz Yapku devletinde asalet ünvanı olarak yinal ve tarhan ünvanlarının da kullanıldığı görülmektedir. Yapkuların mühürlerine ve fermanlarına Tugrak denilmekteydi. Oğuzlar işlerini meclisler kurarak istişare yoluyla hallederlerdi. Oğuz subaşısı Etrek Tarhan, yinal gibi Oğuz büyüklerini çağırarak Abbasi elçilik heyetine karşı nasıl davranılacağını sormuştu. Yiğit ve savaşçı bir halk olan Oğuzların komşularıyla münasebetleri çok defa dostça olmamıştır. Aşağı Seyhun boylarında yaşayan peçeneklere hücum ederek onları Yayık'ın ötesine göçmek zorunda bırakan Oğuzlar, Yayık ve İdil arasında yurt tutmuş olan peçenekleri burada da rahat bırakmamışlar, Hazarlarla anlaşıp onları buradan da çıkarmışlardır. Peçenekler bunun üzerine İdil'i geçip Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlara gidip yerleşmişlerdir. Bizans İmparatoru 7. Konstantinos Porphyrogenitus'un verdiği bilgilere göre bir grup peçenek kendi istekleriyle yurtlarında kalıp Oğuzlarla birleşmiştir. Oğuz peçenek boyu bu birleşme sonucunda meydana gelmiştir. Oğuzların Hazarlarla münasebetlerinin de 10. yüzyılda pek dostça olmadığı anlaşılmaktadır. Oğuzlar buz tutmuş İdil'i sık sık geçerek Hazar ülkesine akınlar yapıyorlardı. Coğrafyacıların Oğuz ülkesinin sınırlarının İdil ırmağı olduğunu söylemesinin sebebi budur. Son zamanlarda Oğuzların Hazarlara tabi oldukları ileri sürülmüştür. Ancak coğrafyacıların tanıklığı bu görüşü geçersiz kılmaktadır.
Hazarlara dair ayrıntılı bilgi veren coğrafyacılar, Hazarların ne İdil'in doğusundaki topraklar üzerinde nüfuzları olduğundan ne de Oğuzları bağımlılık altında bulundurduklarından söz ederler. Buna karşılık Oğuzların Orta İdil boylarında yaşayan Bulgarlarla münasebetleri dostçaydı. İbni Fadlan'ın görüştüğü Oğuz subaşısı Etrek, Bulgar kralı Almuş'un damadıydı. Oğuzlar, güney komşuları olan Müslümanların ülkesine fırsat buldukça akınlar yapıyorlardı. Barış zamanlarında ticaret büyük bir canlılık gösteriyordu. Oğuzların doğu komşuları, Karlıklılarla da savaştıkları, hatta bu savaşlardan birinde Oğuz yapkusunun öldüğü kaydedilmektedir. Bu olay muhtemelen 9. yüzyılda veya daha önce vuku bulmuştur. Oğuzların kuzey komşuları Kimekler, Kimeklerin büyük kolu da Kıpçaklardı. Oğuzlarla Kıpçaklar zaman zaman birbiriyle savaşıyordu. Kıpçaklar barış dönemlerinde çok soğuk kışlarda Oğuzlardan izin alarak güneye göç ederlerdi. 10. yüzyılın sonlarında Kıpçakların nüfusu çoğalmış, dolayısıyla daha güçlü bir halk haline gelmişlerdir. Onuncu yüzyılın birinci yarısında bağımsız ve güçlü bir devlet olan Oğuz Yapku Devleti'nin yıkılışı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamakta, ancak bazı görüşler ileri sürülmektedir. Bunlardan biri Oğuz Yapku Devleti'nin iç çekişmeler yüzünden son bulduğudur. Oğuz ülkesinde eskiden beri iç çekişmeler olduğu ve bunun sonucunda bazı Oğuz topluluklarının ülkeden ayrılıp başka yerlere göç ettikleri bilinmektedir. Selçukluların tarih sahnesine çıkışları ve ilk başarılarını anlatan Melikname'ye göre Oğuz Yapku Devleti'nin subaşısı olan ve muktedir bir kumandan olduğu için Temur Yalı unvanını taşıyan Dukak ölünce yerine oğlu Selçuk geçip. Yapku'nun karısının ileride büyük bir tehlike teşkil edeceğini söyleyerek kocasını kendisini öldürmeye teşvik ettiğini duyan Selçuk, kendisine tabi olanlarla Cent şehrine gitmişti. Aynı yıl Oğuzlardan başka bir kümede bir Rus prensiyle birlikte İdil Bulgarlarının üzerine yürümüştü. Bu olaylar Oğuz ülkesinde iç çekişmeler veya savaşlar yüzünden parçalanma ve dağılmanın başlamış olduğunu göstermektedir. Samani devletini diriltmek için mücadeleye atılan aynı hanedandan İsmail bin Nuh'un 393'te yardım istemek için müttefiki Oğuzlara başvurduğu kaydedilmekte, bu Oğuzların Selçuklu Oğuzları olduğu anlaşılmaktadır. Bu da Oğuz Yapku Devleti'nin 1003 yılından önce yıkılmış olduğunu göstermektedir. İkinci bir ihtimal Oğuz Yapku Devleti'nin Oğuzların kuzey komşuları Kıpçaklar tarafından yıkılmış olmasıdır. Gerçekten 1030 yıllarında Kıpçaklarla bazı obalarının Oğuz ülkesinin ortasında Aral Gölü'nün kuzeyi ile kuzeybatısındaki toprakları yurt tutmuş oldukları görülür. Kıpçakların hemen aynı zamanlarda aşağı Seyhun boylarındaki bazı yerleri de ellerine geçirdikleri bilinmektedir. Ancak Kıpçakların Oğuz ülkesinin birçok bölgesine yurt edinmeleri, Oğuz Yapku Devleti'nin yıkılmış ve Oğuz elinin parçalanmış olmasından ileri gelmiş olabilir. Bu sebeple Oğuz Yapku Devleti'ne Kıpçakların son vermiş olması zayıf bir ihtimaldir. Oğuz göçleri daha devlet yıkılmadan önce, hatta devletin kuvvetli bulunduğu dönemde iç çekişmeler yüzünden başlamış, devlet yıkıldıktan sonra da önemli göçler olmuştu. Mangışlar, 10. yüzyılın başlarında çıkan bir çekişme sonucunda bir garip Oğuz, Hazar Denizi'nin doğu kıyısındaki gayrimeskun Siyah Kuh Yarımadası'na göç ederek burayı yurt edinmişti. ...11. yüzyılda Mangışlak Moğol istilasından sonra Mangışlak diye anılan bu bölgeyi Kaşgarlı Mahmut Oğuz ülkesinden bir yer olarak tarif eder. Mangışlak Oğuzlarının 10. yüzyılda bir devletleri olduğu, Alparslan devrinde bu devletin başında Kafşut isimli bir beyin bulunduğu bilinmektedir. Mangışlak'taki Oğuz Yapku Devleti'nin başındaki bey 11. yüzyılın sonlarında Melik ünvanıyla anılmıştır. İbnül Esir'e göre
Harizmşah Atsız bin Muhammed 1128'den önce Mangıştak'ı yakıp yıkarak buradaki Oğuz Yapgu Devleti'ne son vermiştir. XI yüzyılın ortalarında Karadeniz'in kuzeyindeki topraklara bir Oğuz grubu gelmiş, Ruslar bu Oğuzları Tork adıyla anmıştır. Rusların yine Türk kavimlerinden olan Peçenek ve Kıpçaklara Tork demeyip bu adı sadece Oğuzlara vermeleri dikkat çekmektedir. Bu Oğuzların Kıpçakların hücumuna uğrayarak İdil'i geçip Karadeniz'in kuzeyine göç etmek zorunda kaldıkları anlaşılmaktadır. Kıpçaklar da aynı yıl veya ertesi yıl Oğuzların arkasından Karadeniz'in kuzeyindeki topraklara gitmişlerdir. Rus kaynaklarına göre Torklar 1055 yılında batıdaki Özü Irmağı'na ulaşmışlar fakat 5 yıl sonra Rus prensleriyle giriştikleri savaşı kaybederek Aşağı Tuna'ya doğru göç etmişler ve Aşağı Tuna boylarıyla onun kuzeyindeki yörelere gelmişlerdir. Bizanslılar onları Uz diyerek kavim adlarıyla anmışlardır. Uzlar burada daha fazla kalmamışlar, 1065'te Tuna'yı geçip Balkanlarda geniş bir alanda akına çıkmışlardır. Fakat büyük bir kısmı bu akın sırasında eski düşmanları Peçeneklerin hücumları, şiddetli soğuklar, salgın hastalıklar ve bilhassa açlık sebebiyle telef olmuştur. Bu felaket yüzünden esasen nüfusları fazla olmayan Uzlar siyasi bir güç olmaktan çıkmışlar, hatta varlıklarını bile koruyamamışlardır. Bazı oymaklar Bizans'a sığınmışlar, diğerleri ise kuzeye gidip Rus prenslerinin hizmetine girmişlerdir. Bizanslılar kendilerine sığınmış olan Uz oymaklarına Balkanların bazı yörelerinde ve bilhassa Makedonya'da yurt vermişler, bu Uzlar Malazgirt Savaşı'nda Bizans ordusunun sağ kolunda yer almışlardır. Savaş sırasında Bizans ordusundaki Uzların büyük bir kısmı Peçeneklerle birlikte Selçukluların tarafına geçmiştir. Oğuzların Kınık Boyu'na mensup olan Selçuklu Hanedanı'nın atası Subaşı Selçuk Cent'te Müslüman olmuş ve orada ölmüş, en büyük oğlu İsrail babasının sağlığında Arslan Yapgu unvanını alarak kendisini Oğuzların hükümdarı ilan etmişti. Arslan Yapgu'nun 1020 yılında buyruğundaki kalabalık bir Oğuz kitlesiyle Buhara hükümdarı Karahanlı Ali Tegin'in müttefiki olarak Buhara'nın kuzeyindeki Nur yöresinde yaşadığı görülmektedir. Arslan Yapgu, Gazneli Mahmud tarafından hileyle yakalanıp Hindistan'da bir kalede hapsedildi. Bu olayın ardından Arslan Yapgu'nun emrinde bulunan 4000 çadırlık Oğuz kitlesinin beyleri Selçuklulardan zulüm gördüklerini, artık onların hizmetinde kalmayacaklarını söyleyerek Gazneli Mahmud'dan kendilerine Horasan'da otlaklar vermesini istediler. Sultan Mahmud da alacağı vergileri düşünerek Oğuzların bu isteklerini yerine getirdi. Bu Oğuz topluluğunun başında bulunan Göktaş, Buka, Yağmur ve Kızıl adlı beyler bir süre sonra Horasan'da yağma akınlarına başladılar. Bu durum Gazneli Mahmud'u kızdırdı ve hepsini ülke dışına çıkardı. Ancak daha sonra oğlu Sultan Mesud başlarına Gazneli bir emir koyarak onları hizmetine aldı. Selçukluların daha sonra Gazneli İmparatorluğu'nun en değerli eyaleti olan Horasan'ı ellerine geçirip Büyük Selçuklu Devleti'ni kurdukları haberinin duyulması üzerine Seyhun boylarından, Balhan dağlarından, muhtemelen Mangışlak'tan bölgeye göçler başladı. Selçuklu Devleti'ne göçüp gelen Oğuz topluluklarından hepsini bir anda hizmetine alamadığı için bazı topluluklar İran ve Suriye'de kendi başlarına fetihlere giriştiler. Filistin, Suriye'nin bir kısmı, İran'ın bazı bölgeleri bu şekilde Oğuzların eline geçti. Bu dönemde bazı Oğuz beyleri emirlerindeki 800 bin kişilik birliklerle Türk asılı olmayan küçük hanedanların hizmetine girdiler. Malazgirt Zaferi ile Oğuzlara Anadolu'nun yolu açıldı. Bu kanaldan sadece göçebe topluluklar değil, yarı göçebe topluluklar, yerleşik zümreler, alimler, şeyhler, dervişler, tacirler, zanaatkarlar da Anadolu'ya geldiler. İki asır boyunca süren bu göçler neticesinde Anadolu gerçek bir Türkistan oldu.
Öte yandan Orta Asya'dan yapılan göçler sırasında bazı gruplar Anadolu'ya gitmeyerek İran veya Arran'da kalmış. Bu göçlerin sonunda İran'ın Fars, Huzistan gibi bölgelerinde bazı beylikler ortaya çıkmıştır. 13. yüzyılın ilk çeyreğinde Arran'da karıncalardan çok Oğuz Türkünün toplandığı kaydedilmektedir. Göçlerin yapılmasında Kıpçak ve Kanglı sıkıştırmaları, Kara Hıtayların baskıları ve Moğol istilalarının da önemli etkileri olmuştur. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla tarih bilgisi için abone olmayı unutmayınız. Resmi Tarih, iyi günler diler.